Masada ne olacak onu göreceğiz demiştik. Diğer bir sorumuz da İyi Parti'ye ilişkindi. İyi Parti'nin yol haritası ne olacak? Arkadaşlar hazırsa Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin bir açıklaması vardı. Onu bir verebilirsek verelim. Oy vermediniz oğlum. Varsaydık oy vermediniz, ben evime döneceğim. Siyasetin sesiyle meşgul olunca daha bunun ötesi var mı? Murat. Ne oldu? Şimdi neyi paylaşamadınız? Evin çocuklarına müdahale eder gibi hissediyorum kendimi. Bilenler bilir. Timur çok iyi bir çizerdir bir yandan da. Beyoğlu Belediye Başkanı Beyoğlu'nu anlatırken Timur da böyle Galata Kulesi'ni değil mi? Galata Kulesi'ni ve Galata çevresini çizdiği yayın sırasında onu göstermek istedim sevgili öğretmenim. Teşekkür ederiz Barış Pehlivan. Şimdi dönersek dedi ki Akşener Murat, siyasetin sesiyle uğraşmayacağım, aslında beni eve göndermiş olacaksınız dedi. Kurultay çağrısı yaptı, aday olup olmayacağı belli değil. Biz de sana dedik ya Murat, bir sor İyi Partililer ne diyecek. İYİ Partililer ne diyecek soruma, mesela İYİ Parti kapı duvar mıydı, yoksa ben tüm sorularımı sorduğum İYİ Parti tam da seçim öncesi bana verdiği yanıtlar gibi her soruma tek tek yanıt verdi. Benim için konu aydınlanmıştır dedin mi? İlk onu konu aydınlanmış kısmı daha aydınlanmadı ama sorularıma cevaplar aldım tabii ki. Bazı aradığım kişilere ulaşamadım. Seçim sonucu daha çok taze ve... Hala itirazlar var, il ve ilçe kurullarının verdiği kararlar görüşülüyor. Bir partinin neticede seçime girmiş ve sonuçlarını değerlendiriyorlar. Hatta az önce çağrılarını gördüm. Herkesi orduya davet ediyorlar, orduya gelmelerini söylüyorlar. Bununla ilgili şöyle bir şey var. Tabii ki bundan sonraki süreç nasıl olacak dedim. Sayın Meral Akşener bir açıklama yaptı ve dedi ki biz partide seçimli olağanüstü genel kurula gideceğiz dedi. Yani bu aday olmak isteyenlere de buyurun başvurun diye çağrıdır bu aslında. Peki bu ne zaman olacak dedim. Mayıs-Haziran gibi olacağı belirtildi. Mayıs-Haziran ayına kadar da başvurular alınacağı ve bu sürecin şekillendirileceği belirtiliyor. Peki dedim, kampanyadaki size göre eksik olan taraflar nedir? Ya da nerede hata yapıldı? Mesela kendi adaylarınızın üzerine durulmak yerine başka partinin adaylarının eleştirilmesini doğru buluyor musunuz dedim. Görüştüğüm 4 isim de hayır dedi. Tabii ki bu bir... aslında serzenişti ama dedi, halk nezdinde yanlış anlaşıldı bu dedi. Tabii ki dedi, birçok hatamız var. Biz bu hataları da görüyoruz. Bunun öz eleştirisini yapacak kadar da cesuruz dediler kendileri. Ne yazık ki dedi, istediğimiz tablo çıkmadı tabii ki. Biz çok daha farklı bir tablo bekliyorduk. Ama bunun neticelenmediğini gördük. Tabii herkes önüne şapkasını alıp düşünecek. Nihayetinde de şunu belirtiyorlar. Bir şey soracağım. Partililer Meral Akşener'in aday olup olmayacağı konusunda bir fikir sahibi Hiçbir fikir sahibi değil. Bilmiyorlar. Zaten pozisyon da alamıyorlar. Meral Hanım genel başkanlığa aday olursa başka bir pozisyon olacak. Aday olmazsa o zaman çok daha başka bir pozisyon olacak. Mesela bugün görüştüğüm çok tesadüfi bir isim diyeyim. İyi Parti'de etkin ve kuruculardan bir tanesi. Yavuz Ağrelioğlu'nun tekrar partiye gelip genel başkan aday olmasını istiyoruz dediler. Başka bir tarafta kafalar karışık. Karışık partide. Başka bir taraftaysa yine başka isimler öne çıkıyor. Meral Hanım eğer bırakamaz, biz çünkü dilekçe vereceğiz bırakmaması yönünde. Evet, bu seçim istediğimiz gibi olmadı ama biz bunu toparlarız diye. Birçok kişinin de ortak görüşü şu oldu. Bizim partinin çıkış parolası merkez parti konumuna girmek. Merkez parti hedefimizden uzaklaştık. Ne yazık ki Şampiyonlar Ligi derken bambaşka bir kadroya dönüştük. Bunu yeniden sağlamak da bizim elimizde ve kadrolarımız yeterli buna. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız, önümüze koyacağız. Ve yaptığımız hatalardan ders çıkararak tekrardan el yükselterek devam edeceğiz gibi. Genelde İyi Parti'nin takındığı tavır bu. Bir kısımda artık seçim sonucunun değerlendirilmesinin... GİK toplantısında yapıldıktan sonra bir süre sessizliğe bırakacağı görülüyor. Ardından tabii ki parti içi tartışmalar yaşanacak. Parti içi yarışlar yaşanacak. Parti içinde değişimler konuşuluyor. Birçok ismin yeniden değerlendirileceği konuşuyor ve çağrı yapıyorlar. İşte Sayın Genel Başkan'ın istifasını isteyenler buyursunlar. Rodri Meydan Başkan çağrıyı yaptı. Gelip aday olsunlar diyor. Peki adaylar var mı dediğimde ben en az mesela birisi 4 aday çıkacağını düşünüyorum diyor. Sayın Genel Başkan adaylığını koymazsa. Koyarsa? Peki dedim, koyacağını düşünüyor musunuz dedim. Tabii ki dedi.
Tabii ki dedi. Yani. Sen genel başkan bizim adayımız, koymasın bile biz zorlayacağız dedi. Tabii bu partinin içerisindeki şu anda yönetimde bulunan kişiler. Bir de dışarıda partilerle konuştuğumda partinin yeniden yörünge oturtulması gerektiğini ve yaşananlardan çok iyi ders çıkarılıp buna sebep olan insanların partiyle bağının kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Birçok eleştiri var aslında. İşlerinden bir tanesi de basında yeteri kadar yer bulmadıklarından şikayet ediyorlar. Halk TV dahil, yani bizim çıktığımız Halk TV dahil, Tele 1, Sözcü, KRT bu gibi yerlerde ne yazık ki söz hakkı bulamadıklarını. İyi Parti'nin mi? Evet, söz hakkı bulamadıklarını, belirli kişiler tarafından özellikle parti hakkında bir takım yorumlarda bulunduğundan bahsettiler. Tabii ben de buna, ya bizim programdan bahsedeyim dedim. Yani çıkmak isteyen, biz canı gönülden istiyoruz insan çıkarmak için. Ama birçok kez ekranımıza çıkmak istemeyen isimler oldu. Çıkan isimler de oldu. Biz çok kişi çıkardık. Hayır öyle değil dedi. Belirli operasyonlara maruz kaldık biz dedi. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ama eleştirinizdir dedim. Onu da buradan söylemek etik gereği. Tabii ki bununla ilgili çalışmaların olduğunu, ilerleyen dönemde çok daha büyük gelişmelerin yaşanacağını kendi gözlemimden gördüm ben. Adaylarla konuştum, birçok adayla konuştum. Aday gösterilen ama seçilemeyen kişilerle görüştüm. Tabii imkansızlıklardan, hür ve müstakilin bazıları doğru olduğunu, bazıları yanlış olduğunu düşünüyor. Ama İYİ Parti'yi, tabanını ve birçok seçmenini iyi bilen insan olarak şunu söylüyorum. Partinin tüm organlarıyla ya da üyelerle birlikte bu kararın tam olarak faaliyete geçirildiğini söyleyemem artık. Şu andaki İYİ Parti'nin seçmenleri, İYİ Parti'ye oy verenler ve İYİ Parti'nin kadrolarında bulunan birçok kişi mevcut konjonktürdeki seçim durumuna, seçim atmosferine göre oy kullandı. Oyunu da bu yönde kullandı. Bundan sonraki süreçte de neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şöyle bir, yani tabii analiz edilmesi gerekiyor. Siyaset bilimcilerin de çok ciddi incelemesi gerekiyor bence. Çünkü yani herhalde çok açıktı Murat. Yani sen 3-5 ay önce, 7 ay, 8 ay önce Türkiye'nin çok ciddi bir otoriterleşme sorunu olduğunu, devletin yok, yani parti devletine döndüğünü, işte tek adam rejiminin ne kadar büyük bir tehlike olduğunu, cumhuriyet devrimlerinin yok edildiğini anlatıyorsun ve yeni bir seçim süreci başlar başlamaz kaybettiğin için 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ı orada kurduğun ittifaktan ayrılıp tamamen şey, daha önce birlikte masada oturduğun kişilere yönelen bir siyaset tarzı izliyorsun. Yani aslında yani neredeyse konuştuğum herkes, hatta takip ettiğim bütün siyaset bilimciler de, siyasiler de toplumdaki yani o otoriter rejime karşı bir arada olma refleksinin devam ettiğini söylediler. Yani